Merhaba arkadaşlar. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesinin 3. videosunda sizlerle asit ve bazların suda çözülme denklemlerinden bahsedeceğiz. Burada ilk videomuz bu. Bir videomuz daha olacak sonra. Bu video içerisinde asit ve bazların suda çözülme denklemlerinin nasıl yazıldığından ve asit ve bazların kuvvetinden ve nasıl çözündüklerinden söz ediyor olacağız. Önce asitlerin suda çözülme denklemlerinin yazılmasıyla başlayacağız arkadaşlar. 8. sınıftan da hatırlıyor olabilirsiniz. Asitler suda hidrojen iyonu vererek, aşartı iyonu vererek çözülen maddelerdir. Şimdi şunu da belirteyim. Hidrojen, hidrojen atomunun bir tane protonu vardır, nötronu yoktur, bir tane de elektronu vardır. Dolayısıyla bir tane elektron da verdiği zaman yani artı yüklü iyon haline döndüğü zaman sadece bir tane protonu kalır. Dolayısıyla hidrojen iyonuna proton da diyebiliriz ve bu çok küçücük bir taneciktir. Bu aklımızda dursun. Pekala, şimdi hidrojen klorür en yaygın olarak kullandığımız asitlerden bir tanesidir. Ben hidrojen klorürü suda çözdüğüm zaman bu durumda madem bir asit hidrojen iyonu vererek çözülen bir madde olacağı için aşartı iyonuna ve Cl eksi yani klorür iyonuna ayrışarak çözülecek arkadaşlar. Şimdi burada biz bu denklemi yazıyoruz ama aslında bu işlemden sonra devam eden bir süreç daha var. Şöyle ki su molekülleri polar moleküllerdir. Hatta suyun oksijen tarafı kısmen eksi yüklüdür. Hidrojen tarafları ise kısmen artı yüklüdür. Bu kısmen işareti bu bir iyonik bileşik değil, bu kutuplu bir molekül. Polar bir molekül. Şimdi biz hidrojen klorürü suya attığımız zaman evet, hidrojen iyonu ve klorür iyonu oluşuyor. Ama bu oluşan hidrojen iyonu çok küçücük bir proton. Suyun içinde çözündüğünde bu su moleküllerindeki oksijenin çekim alanına giriyor ve suda bulunan bu hidrojenler gidip su molekülüne bağlanıyor. Hop. Ve su molekülüne bağlandığında 3 hidrojenden bir oksijenden oluşan ve hidrojen artı yüklü olarak geldiği elektronu eksik geldiği için bir elektronu eksik olan bir grup oluşturuyorlar. Bu iyonu arkadaşlar hidronyum iyonu adı veriliyor. Birazdan yazacağım. Yani biz hep asit ve bazların suda çözünme denklemini belki geçmişte bu şekilde yazdık. A şart ve Cl eksi iyonu vererek çözünür dedik. Do yanlış mıdır? Hayır doğrudur. Ama aslında olan şey arkadaşlar biz HCl'yi suda çözdüğümüz zaman iyonlaşarak verilen hidrojen iyonları ya da ortama verilen hidrojen iyonları gidip suya bağlanır. Ve bu çözünme sırasında klorür iyonları ile birlikte aşıço artı iyonları oluşur ve bu aşıço artı iyonlarına hidronyum iyonu adı verilir. Yani aslında asitlerin suda çözülmesinde asitten ayrılan hidrojenin su ile etkileşmesi ve ortamda hidronyum iyonlarının oluşması lazım. Ama örnekleri yaparken de göreceksiniz. Siz böyle de yazsanız, bu şekilde de yazsanız her ikisinde de doğru bir iyonlaşma denklemi yazmış olursunuz. Ama burada önemli olan gerçekte suyun yapısında oluşan iyonlar aşartının suya bağlanmasıyla oluşan hidronyum iyonlarıdır. Ve bu hidronyum iyonlarının varlığı da aynı aşartı iyonlarının varlığı gibi çözeltinin asidik olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu tanımda biz Asitler suda hidrojen iyonu vererek çözülen maddelerdir derken aslında şöyle demeliyiz. Hidrojen ya da hidronyum iyonu vererek çözünen maddelerdir diye. Şimdi uygulamaları yapmaya devam edelim arkadaşlar. Daha iyi anlayacaksınız. Burada hidrojen klorürün suda çözülmesinin modeli var arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki denklemi bir daha yazalım. Bunlara vereceğimiz isimler var. Hidrojen klorür suda çözüldüğü zaman dedik ya ortamda h 2 molekülleri var. Buradan ayrılan hidrojen aslında ortamda H artı iyonu olarak bulunmuyor. Gidiyor h sıvısına h moleküllerine bağlanıyor. Bakın şurada da görüyorsunuz hidrojen ayrıldı h moleküllerine bağlandı. Dolayısıyla h artı dediğimiz hidronyum iyonları oluştu. Bir de ortamda klorür iyonları var. Şimdi bu şekilde yazabiliyoruz. Bu haline, bu yazıma arkadaşlar açık gösterim denir. Peki. Ama biz kısaca hidrojen klorürün suda çözünme denklemini H artı suda artı Cl eksi suda şeklinde de yazabiliriz. İkisi de kabuldür, ikisi de doğrudur. Buna da Kısa gösterim denir. Yani hidronyum iyonlarının oluştuğu açık gösterim sadece aşartı yonu vererek çözünür dediğimiz kısa gösterimdir. İkisini de yazabilirsiniz. Hiç sorun yoktur. Şimdi bu kısa gösterim ve açık gösterimi gelin bir de nitrik asitsin suda çözünme denklemi üzerinden yazalım. Şimdi nitrik asit önce kısa gösterimini yazayım. Suda çözdüğümüzde o da koşullarında sıvıdır e, H iyonunu verecek. Bir de nitrat iyonlarını verecek. Böyle yazdınız. Çok güzel oldu. Doğru yazdınız. Hiçbir problem yok. Buna kısa gösterim dedik. Bir de açık gösterimini yazacak olursak ne yapacağız? HNO3'ü aslında bir suda çözdüğümüz zaman H2O sıvısına koyduğumuz zaman Gerçekte buradan ayrılan hidrojen suya katıldığı için çözünme sonucunda hidronyum iyonları ve nitrat iyonları oluşacak. Bu yazdığımızda arkadaşlar nitrik asitin suda çözünmesinin açık gösterimi olacak. İkisini de yazabilirsiniz. Hiçbir problem yoktur. Asit ve bazların suda iyonlaşma denklemlerini yazarken dikkat edeceğimiz bir nokta daha olacak. Bu da asit ve bazların kuvveti ile alakalı. Biz kuvvetli asit ve zayıf asitlerin ne olduğuna burada bakacağız ama aynı şeyler bazlar için de geçerli olacak. Şimdi arkadaşlar asit ve bazlar suda iyonlaşarak çözünüyor. Evet ama bazıları suda %100 iyonlaşarak çözünüyor. Bazıları ise suda kısmen iyonlaşarak çözünüyor. %100 iyonlaşarak, çözünüyor. %100 iyonlaşarak çözünenler Kuvvetli asitler ya da kuvvetli bazlar, kısmen yoğunlaşanlar ise zayıf asitler ve ya da zayıf bazlar olarak tanımlanıyor. Şimdi burada videolarımız var. Asit üzerinden. Bakın videoyu açayım ben size ve bakalım. Su moleküllerimiz var görüyorsunuz ve bu su moleküllerinin içerisine bir miktar asit ekledik. Diyelim ki bizim bu asitimiz HA asiti olsun. HA'yı ekledik suyun içerisine. Bu... Ee, açık gösterimle yazacağım arkadaşlar. Çünkü hidronyum iyonlarının oluşumuna da bakalım. Devam ettireyim videoyu. Bakın bu asit molekülleri suda iyonlaşarak çözündü. Yapıya bakarsanız eklediğimiz asit moleküllerinden geriye ne kalmış? Bir ortamda oluşan bakınız şu iyonlar var. Asitin yeşil iyonları. Bir de şu kırmızılı olanlar da hidronyum iyonları ve ortamda hiç koyduğum moleküllerden kalmamış hepsi iyonlaşmış. Neler oluştu? A eksi iyonları diyeyim şu yeşil iyonlara bir de bu hidrojenler gidip suya bağlandığı için H3O artı iyonları oluştu. Gelin bunu bir de zayıf asit üzerinden bakalım. Şimdi yine su moleküllerimiz var bakın burada. Ve bunun içerisine Diyelim ki biz HB asitini attık. Şöyle yazayım. HB asitini suyun içerisine koydum. Şimdi neler olacak? Bir bakalım. Evet bir çözülme var. Aşı çoğaltılar da oluşuyor. Bakın ortamda arkadaşlar neler var? Video bir duracak şimdi. HB molekülleri Bakın molekül halinde çözünenler var. Yani iyonlaşmadan çözünenler var. Bir de az bir miktarda iyon ve aşı çoğu artılar var. Yani ortamda hem moleküller halinde çözünen asit var. Şu şekilde gördükleriniz. Bir de az miktarda iyonlaşanlar var. Hatta iki tanesi iyonlaşmış galiba. Dolayısıyla bunu yazarken yine B eksi iyonları kaldı. Bir de H3 artılar oluştu diyoruz. Ama kuvvetli asitte ortamda hiç molekül kalmamıştı. Hep iyonlaşmıştı. O yüzden kuvvetlilerin denklemini yazarken tek yönlü okla gösteririz. Sadece iyonlaştı anlamında. Ama zayıf olanlarda ortamda hem iyonlar hem de moleküller olduğu için hem iyonlaşarak ama azıcık iyonlaşarak ve kalanı moleküler halde çözündüğü için Zayıf olanlarda denklemi yazarken çift yönlü okla gösteririz arkadaşlar. Sizin burada kullanacağınız bu tek yönlü ve çift yönlü oklardır aslında. Eğer çözünme denkleminde tek yönlü ok kullanıyorsanız çözünen asit ya da bazın kuvvetli olduğunu çift yönlü oku görüyorsanız çözünen asit ya da bazın zayıf olduğunu söylemeniz beklenir. Ha siz hangi asitler zayıf, hangileri kuvvetli bunları bilmeniz, bilmek durumunda değilsiniz ama okları gördüğünüzde zayıf ya da kuvvetlidir yorumunu yapabilmelisiniz. Zayıf ve kuvvetli asitlerin suda çözülmesini bakın burada bir modelle de gösterecek olursak. Şimdi inceleyelim durumu. HCl verilmiş başta iyonlaşma öncesinde. Sonra bunu e, açık gösterimle yazalım. HCl'yi yani suya attık biz. Sonra hidronyum iyonları ve klorür iyonları oluşacak. Ayrılan hidrojen suya bağlandı. Şimdi inceleyelim şunu arkadaşlar. Bakın burada klorür iyonları var. Her yerde ve hidronyum iyonları var. Başka da bulamayacak mıyım? Ee, neyse var daha siz bulursunuz ama hiç molekül kalmamış. Bakın burada da söylüyor. İyonlaşma sonrasında ortamda sadece hidronyum ve klorür iyonları var diyor. Demek ki HCl bir kuvvetli asit %100 iyonlaşmış. O zaman suda çözünme denklemini tek yönlü okla yazacağım. Diğer taraftan baktığımızda ikinci de HF var arkadaşlar. Yine açık gösterimini yazalım. H2O ile etkileşti hidronyum iyonları oluştu. Bir hidrojen suya bağlandı ve florür iyonları oluştu. Peki şimdi bunun yapısına bakalım. Bakın e, iyon bulamıyorum. ha. Bir tane şurada florür iyonu var. Şurada da bir tane hidronyum iyonu var. Ama onun dışında baktığımızda her yerde arkadaşlar neler var? Bakınız HF molekülü, HF molekülü, HF molekülü, molekül ve molekül. Yani iyonlaşma sonrası ortamda hem moleküller hem de iyonlar bulunuyor. Demek ki bu madde suda kısmen iyonlaşarak çözülmüş o zaman zayıf bir asittir. Bu durumda suda çözülme denklemini yazarken çift yönlü okla göstermeliyim. Ee, siz burada denklemleri gördüğünüzde tek yönlü görüyorsanız kuvvetli, çift yönlü ok görüyorsanız zayıf olduğunu söylemelisiniz. Bir de şu zayıf asitin iyonlaşma denklemini yaz dediğinde çift yönlü ok koymalısınız. Şu kuvvetli asitinkini yaz dediğinde tek yönlü ok koymalısınız. Bunlara dikkat ediniz. Burada arkadaşlar asitlerin suda nasıl çözündüğünden bahsettik. Bir de kuvvetli ve zayıf olmalarından. Bundan sonraki videolarda da asit ve bazların suda ile ilgili uygulamalar yapacağız hep.